yerli olan. Adım Recep Çelik, esnafım. Yıllardır kuruyum için, yaklaşık 15 yıl falan oluyor. Kuruyum işlerimiz her zaman taze oluyor, biz yerinden alıyoruz. Genelde birçok kuruyum işimizi Antep'ten alıyoruz. Tazeliği her zaman önem veriyoruz. Hemen hemen birçok müşterimiz memnun bizden. Yani bizden alan bir daha alıyor. Odur yani çerezlerimiz. Biz Antep'ten alıyoruz. Genelde Urfa fıstığı ama Antep'ten kavrulduğu için mesela bizim burada fabrikalarımız var, yok değil. Ama milletimiz Antep'e götürdüğü için şu an fıstık Antep fıstığı oldu. Yani %80'i Urfa fıstığı, %20'si Nizli fıstığı ama ismi Antep fıstığı diye geçiyor. O yüzden bu bizim bir utancımızdır yani. Ama biz elimizden gelenlerini yaptık. Bir türlü millete ismini geçiremedik. Bizim Urfa'mız bile artık Antep fıstığı diyor. Yani fıstığımızı aldılar elimizden, öyle diyeyim ben söyleyeyim. Valla genelde birçok çeşitimiz var. Mesela fıstık, fındık, badem, ceviz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, ondan sonra kayısı, üzüm, birçok çerez çeşitlerimiz var. Artı kışın millet çereze de dikkat etmesi lazım. Poşette tutmaları lazım. Çünkü hava nemli, nem çekiyor. Biz bile genelde birçok çeşitlerimizi poşetten çıkarmıyoruz. Yani göz önünde olanlar, öbürlerini hep poşetlemişiz, şurada görebilirsiniz. Odur yani. Milletimiz poşette tutsa daha iyi olur. En azından tazeliği daha olur. Valla çok faydalı mesela. Mesela badem, fındık. Yani emin ol, yemek olmasa bunları yeseler bile insanı tutar yani. Yani artı bir de sağlık yanından da önemli. Mesela birçok çerez çeşitimiz sağlık yönünden. Mesela kara üzüm var, kan yapar. Ondan sonra fındık, ceviz beyni çalıştırır. Yani birçok hastalar mesela doktor buraya yönlendiriyor. Diyor ki gidin kuru yemiş alın, badem alın, ceviz alın, kara üzüm alın. Birçok ilaç yerine bunları veriyor mesela. Mesela çocuklar için kara üzüm veriyorlar, kan yapıyor. Ondan sonra badem veriyor, ceviz veriyor. Mesela şu an git hangi ana sınıfa, hepsi yönlendiriyor bu tarafa. Hep ceviz alıyorlar, badem alıyor, kara üzüm alıyorlar. Biz eskiden okula giderken ekmeğe salçayı sürürdük, öyle giderdik. Şimdi öğretmenler akıllı yani, iyi, güzel bir davranış var. Yani satışımızdan önemli değil. Yani çocukların beyinlerin daha iyi gelişsin diye, daha ilerlesinler diye, daha güzel yerlere varsınlar diye yapıyorlar. Fiyatlarımız gün geçtikçe yükseliyor. Bu nedense yerinde kendileri bu şekilde yapıyorlar. Mesela fabrikatörler alıyor, deposuna sağlıyor. Mesela ne yapıyor? Fıstık bakıyor, fıstık önemli. Fıstığı alıyor, 100 ton alıyor, 200 ton alıyor, deposuna atıyor. Sonra piyasadaki çekilince kendi fıstığı çıkarıyor ortaya. Ne oluyor? Sonra kendi istediği fiyata veriyor. Piyasada da fıstık yok. Ne yapıyor? İstediği fiyata veriyor. Mesela fıstık biz 50 milyona satıyorduk. Şu an 75 milyon. Niye? Herkeste yok diye. Sadece birkaç kişide var. Ne oluyor? Bu biraz vicdansızlığa geçiyor ama yapacak bir şey yok. Bizim elimizden de bir şey gelmiyor. Biz esnafız. Biz de onlardan alıyoruz. Valla genelde şu an diğerlerinin fiyatları yüksek olduğu için şu an leblebi, çeyirdek, yer fıstığına millet daha önem veriyor. Çünkü fiyatları uygun diye. Mesela yer fıstığı 17 milyon. Ayçeri'de 15 lira. Leblebi 15 lira. Ne oluyor? Daha uygun oluyor. Mesela 1 kilo fıstık alacağına 1 kilo çeyirdek, 1 kilo leblebi alıyor. Daha iyi. Onun cebine göre. Valla kışın aylarında poşette daha fazla kalması daha iyidir. Nem almaz, bir şey olmaz. Tadı değişmez. Mesela birçok çerezi de karıştırmamak lazım. Karıştırınca tadı birbirine geçiyor. Ne oluyor? Bu sefer birbirine hepsi geçtiğinden tadı anlaşılmıyor. Hangisi hangisi olduğu belli olmuyor. Ama ayrı ayrı poşetlerde bırakmaları daha tavsiye ederim. Daha iyi olur. En azından nemlenmez, kötü olmaz. Valla bizde kalmıyor da biz haftada bir aldığımız için az az alıp taze taze satıyoruz. Ama birçok mesela normal küçük bakkallarda kalıyor, ellerinde kalıyor. Dikkat et, tadına bak, buradakinin tadına bak. Aralarında dağlar kadar fark var. Biz taze taze az aldığımız için taze kalıyor yani, az alıyoruz. En azından müşterilerimiz de çok olduğu için bizde kalmıyor elimizde. Bir de zor mesleğin yanımız, hep ayaktayız. Oturma şansımız yok. Olur zorlu. Ya en az bir hafta. Yani bilemedin 2-3 haftadır en fazla. Tadı değişir. Yok, zararlı olmaz ama tadı değişir. Mesela yediğiniz ilk tat nerede? Şimdi bir hafta, iki hafta sonra yediğiniz tat nerede? Öyle olur. Şu an yetkililerimiz ya isteseler de bir şey yapamazlar. Çünkü şu an halkın elinde kuru yemiş mesleği.
Şu an fabrikatörlerin elinde. Fabrikatörler nasıl fiyatı çekerse öyle olur. Bu nerede bu?